Günaydın sevgili izleyiciler. İkinci sayfadan Gülşen'le Müge'nin atarlı şarkısı. Mesajımı almıştır o. Eskiden... Mesaj vermek istediğimizde biz direkt bu şarkıyı çalardık. Bu ara benim kimseye böyle bir mesaj veresim yok benim... biliyor musun? Çünkü... Mesaj kaygısı taşımadan verdik bugün aynen, bu şarkıyı. Aynen şarkıyı çok sevdiğimiz için valla... Mesaj vermek yerine artık pataküte söylüyoruz, öyle bir döneme girdik. Aha, ben şöyle mesaj vermek istiyorum ama bir anda kendimi ekranda görünce karar verdim. Söyle. Elimde de çay var. Bu çay markalarından bize niye böyle bir çay reklamı falan gelmiyor diye düşündüm. Ben de kahve diyeyim. Ben çay elimden düşürmüyorum evet, çayı kahveyi, bak. Kahveyi çayı elimizden düşürmüyoruz. Yani ve en de, sevdiğimiz çay bir de benim rekorum vardır yani. Senin çay rekorun var, benim kahve rekorum var. Şöyle ki... Magazin de en güzel çayla kahveyle tatlanıyor evet. Ve sabah kahvaltısıyla evet. Gülşen. Akşam yemeğinde de konuşabilirsin. Çaydan öğlen vazgeçtim. Çekirdek ama... de olabilir. Bayılırım evet. Ben böyle kız kıza dedikodu yaparken çekirdek çıtlayayım falan. Of. En güzel sana senaryo söyleyeyim. Da geliyor aklıma şöyle. En güzel çay ve Türk kahvesi yakışıyor. Çekirdek de yakışır bize. Çekirdek de camdan. Gelene gidelim. Evet, güzel bir haberle başlayalım efendim. Vallahi ben bu şarkıyı dilimden düşürmüyorum. Gideceğim. Özellikle son zamanlarda. Nakarat kısmını bir söylüyorum var ya, bir dinlemen lazım. Bir dinlemen lazım. Serenay Sarıkaya kadar içli söylüyorum, öyle diyeyim sana. Ben. Evet, o da içli söylüyor. Bayağı içli söylüyor. Güzel söylüyor. Evet. Müslüm Gürses'in 1986 yılında, yani bundan 37 yıl önce okuduğu, yorumladığı Kalbime Yazdım şarkısı yeniden popüler oldu. En son Ata Demirer Bursa Bülbülü filminde şarkıyı yorumladı. Ondan önce de Zara, Ebru Gündeş, Kibariye, Berdan Mardini, Baha, Yıldız Tilbe şarkıyı repertuarına almıştı. Hepsinin performansını dinleyelim ve size soralım. En iyi hangisi yorumlamış? İzleyelim ve dinleyelim. Her zaman söyleriz, şarkıyı en güzel sahibi söyler. Şarkı sahibine aittir diye. Tabii Müslüm Gürses'i saygı ve özlemle anıyoruz. Bir klasiği geride bıraktığı için. Ama ve lakin seçti favorimizi. Hadi söyle. Kesinlikle açık ara önde... Müge'den 12 puan Erozyon şarkı yarışması gibi Ata Demirer ve düet yaptığı Melek Büyükçınar'a gidiyor. Ben de favorimi açıklıyorum. Her zaman onun sesine, yorumuna hayranım. Orhan Gencebay'ın Dilenci şarkısını. Hani Orhan Baba çok güzel söyledi ama ondan bile daha başka söyledi. Benim her zaman favorim Zara. Çok güzel Zara bir kadın inanılmaz sesi var. Söylüyor. Gülşen'cim şöyle bir şey var Zara'da. Diğer kadın şarkıcıları da dinledik. Zara'yı da çalalım sık nakarat kısmından. Zara kadın söylüyor. Evet. Şimdi bir şarkıyı çok güzel yorumlamak ya da bir konuşmayı çok güzel yapmak illa da böyle yüksek yüksek bağırarak benim sesim var falan deyip böyle seyirciyi ve orkestrayı ezmek değil. Zara'da böyle bir kadınsı bir şey var, hoşluk var anladın mı? Bir kadın solist var yani. Dinlerken dayak yer gibi dinlemiyorsun. İşte onu diyeceğim. Ben 3 tane şarkıcı var. Yemin ederim konserine bir arkadaşım gitti. Giderken onu uyardım. Harbiye'ye gidiyor. Dayak yemiş gibi döneceksin dedim. Dedi ki dayak ne? Odun yemiş gibi döndüm. İşte. Öyle bir bağırıyor ve sert hareketler yapıyor ki. Ne gerek var kadın? Bazı sesler var yoruyor. Evet. Gerçekten onları dinlediğin zaman böyle dayak yemiş gibi hissediyorsun. Evet. Böyle Zara öyle üzerine değil. Bir çöküyor. Evet. Yani bu ne biliyor musun? Şimdi bazı isimler var bizim VTR'nin içinde de tabii ki de vermeyeceğim. Ama o şarkının içine girememiş. O şarkıyı yaşamıyor. O şarkıyı karşısındakine hissettiremiyor. Sadece okumak için okumuş. Ben de geride kalmayayım. Dur ben de bu şarkıyı bir yorumlayayım gibi olmuş onların tarzı. Şarkıcılık da biraz oyunculuk gibi değil mi? Örneğin ben şarkıcı olsam diyelim ki antidepresan okuyacağım. Sadece notayı nerede durup yükseleceğim mi? Yoksa sözlerine bakıp benim de başımdan geçen bir şeyle bir yakınlık kurarak gözümü kapadığımda ya da seyircilerden bir tanesiyle kontak kurarak. İşte oyunculuk bu. Tekniği, i̇şte tekniğine bağlı kal ya da kalma. Evet. O duyguyu verebiliyor musun? %100. Bak biraz önce ne söyledik? Serenay Sarıkaya bu kızın içinden geliyor. Mesleği oyunculuk. Evet. Ama bir sesi de var. Tabii. Bir yorumcu iddiası da var kızın. Evet. Dün sosyal medyasından paylaştı sonra vereceğiz. Şeylere baktım ben. Arabesk şarkı söylüyor zaten. Hı. Şarkıları tek tek dinledim. Detone oluyor mu? Oluyor.
Evet ama yani eğlenmek için çekmiş. Ama öyle bir içine girmiş ki şarkının, diyorsun ki bu kız ne yaşadı? Ne hissediyor acaba diyorsun. Aynen. Ya da bazen küçücük bir çocuk böyle ey felek falan diyor. Lan zaten 3 yaşındasın ne feleği, ama öyle bir şuradan okuyor ki çocuk. Evet. Ne yapıyor falan diyorsun. Bazı büyük ablalarında ve abilerinde şuradan gelen o duygu yok. Ses var ama duygu yok. Müge gel bu şarkıyı konuğumuza da okutalım. O zaten yorumuyla, yorumuyla ezber bozsun. Sosyal medyada yaptığı yorumların yanı sıra efendim. Sesiyle, sahnesiyle dikkat çeken bir isim Yeliz Yeşilmem bizlerle beraber. Yeliz gel. Manken gibisin maşallah. Yeliz şöyle dolana dolana gel. Pek şıksın. Evet. Ben oturmayayım diyorum çünkü pek oturamıyorum sen. Şurada şöyle merhabalar. Merhaba. Hayatta devam edeceğim. Artık lütfen 65 yaşını geçtiniz, emekliliğe geldi. Evet. Emekliye ayrılın, ben geleyim diyor. Hep böyle bir isteği var biliyor musunuz? 65 yaşına geçti, sen 25 yaşında. Ben evet kaldım. Kolonla cebime gir. Evet ve kız kardeşlerim efendim Cinderella'nın bana neler yazmışlar. Şaplara. Ay senle şöyle yapıyor böyle yapıyor. Gel, niye otur, gidiyorsun? Bir şey söyleyeceğim. Bir sürü mesaj. Yeliz'in seni şahmaran diye anons etseydik. Valla öyle mi görünüyor? Hem öyle görünüyorsun. Yeliz'in bir özelliği var Müge'ciğim. Bir sürü fake hesabı var. O fake hesaptan şöyle yorumlar yazıyor. Ben mi? Gülşen, benim hiç fake Gülşen hesabım sana yok çok be. Takmış, seni çok kıskanıyor. Var mı benim bir fake hesabım? Bir de bunu sayfasından paylaşıyor. Benim bugüne kadar yani yaratılışımdan itibaren fake hiçbir şeyim bir yok. Bir de şunu yapıyor. O masaya sen daha çok yakışıyorsun. O kızlar artık evet, emekli onlar, olsun. Vallahi kimin onu hesabı bilmiyorum. Ama kimse şöyle hesabı bir bilmiyor. Şöyle bir gerçek var. Ben kendi hesabımdan bile sayfama düşmeyen şeyleri görmüyorum. Değil ki fake hesaplı. O boş insan işi hayatım. Yani boş boş yatıp vardır. Yan gelip yatıp benim öyle bir hayatta öyle bir vaktim yok zaten çocuklarda. Hayır, kanki işlerim vardır. Tek vaktimde şey ekleyebiliyorum. Kendime ekliyorum. Yok öyle bir benim belki fanatiklerim olabilir. Bilemiyorum yani ama fake diye bir şey yok. Kızlara... Fake hiçbir şeyim yok. Ne çantam, her şey ne takılarım, ne karakterim. Fake'e karşıyız. Yok öyle bir şey. Asla kabul etmiyorum. Kızlar hala uyku sersemiyim, açılamadım. Yeliz'e bir söyler misiniz? Seni yazdım kalbimeyi, bir canlı söylesin de ama ben kendime gerçekten geleyim. Bilmiyorum. Bak Kur'an çağrısını hiç bir kere bile okumadım. Okumadığım hemen. Şey sözünü bile bilmiyorum. Peki ama sana altta birazcık çalsın, ben de sözlerini açayım. Sözleri gelse. Evet. Ama bilmiyorum nasıl okuyacağım bilmediğim bir şey. Bilmiyorum ki. Şimdi hiç sahnede bile. Seyirci istese böyle mi okuyamam. Diyorsun? Okuyamam. Yok ben istek kabul etmiyorum. Aa, ama hiç o zaman bozulur seyirci. Aa, yok aşkım bilmiyorum. Ama belki sen okuyabilirsin. Okurum her şeyi okurum. Hadi bakayım. Okur. Hadi Müge bugün zaten pırıl pırıl. Evet. Sahne, sahne kostümünle. Ben bunu değil. Söndürmek için dümdüz giydirmişsiniz. Tişört ve siyah. Başladı. ama burası niye pırıltılı? Neden? O parlamak istedi bugün. Öyle biz kafamıza göre bugün takılıyoruz. Bugün geldi belli. Parlak. Bugün şöyle bir strateji belirlemiş. Bize saracak. Bir fitne bir fesat bunların arasında bir şey çıkarayım ben yok, falan. Yok asla. Yemeyiz. Allah ayırmasın. Olur mu canım? İkinizi böyle gördük, böyle benim alıştık. Adım Şah, onun adı Maran Marat. Diyorsun. Evet. Yılanlar. Evet. Sen de Adana, Adana'da çekiliyor. Konuşacağız evet. Zaten onu da şimdi. Evet, aynı Adana ile bir ilgisi yok. Ben de evet sizden sonra daha bir böyle çok gündeme gelince izledim birazcık. Biraz izledim. Hmm. Çok yorumunu birazdan değil. Dinleyeceğiz. Alalım. Tamam. Neyle Serdar Ortaç'la mı devam edelim? Serdar Ortaç yeni bir kazanç kapısı buldu sevgili izleyiciler. Kişiye özel videolar hazırlıyor. Diyelim ki evleniyorsunuz. Ha, doğum mutluluklar günü. Diliyor. Aynısı bana doğum da geldi günü. Teklif şirketten. Evet, doğru. Doğum hayır, günü dedi, mutlu yıllar olmak. Diliyor. Karne alıyorsunuz sizi kutluyor. Ve bunun için ayda 240 bin TL kazanıyor. İzleyelim. Yok canım. Kumar borçları nedeniyle zor günler geçiren Serdar Ortaç oturduğu yerden para kazanmanın yolunu nasıl buldu? Ahmet, canım Ahmet. Türk pop müziğinin en üretken isimlerinden biri Serdar Ortaç. Binlerce beste yaptı, yüzlerce konser verdi, kamyonla para kazandı. Ama tek bir kötü alışkanlık her şeyi elinden aldı. Her seferinde tövbe etti ama her seferinde yine kumar oynadı Serdar Ortaç. Ne elde kaldı ne avuçta. Bir de hastalık yapıştı yakasına. Ama bu karanlıktan çıkmanın yolunu buldu Serdar Ortaç. Şimdilerde oturduğu yerden para kazanıyor. Hem de öyle böyle paralar değil. Ahmet, canım Ahmet. Karneni almışsın.
Ellerine, ruhuna, beynine sağlık. Seni seviyoruz. Dijital bir uygulamayla anlaşan Serdar Ortaç, düğünlere tebrik mesajı yolluyor, cenazelerde ağlıyor, çocukların iyi karnelerini tebrik ediyor, bazen de sevgililerin mesajlarına elçi oluyor. Ayda ortalama 100 video çekerek hislere tercüman olan Serdar Ortaç, cebine de 240 bin lira koyuyor. Ahmet, canım Ahmet, karneni almışsın. Ellerine, ruhuna, beynine sağlık. Seni seviyoruz. Serdar'ın o kadar böyle enerjisi çekilmiş ki bana böyle bir video gelse, Gülşen, canım Gülşen, karne nasıl geldi, yemin ediyorum karneyi yakarım. Değil mi? Karşılığında farklı konuşursun. Evet. Ya bu uygulama dediğim gibi bana da gelmişti. Böyle sanatçıların fiyatları var, çok enteresan. Kimin giriyorsunuz, ne kadar örneğin? Mesela birine işte atıyorum 200 liraysa öbürü 2000 lira. Yani bayağı seç, beğen, al. Tek pazarda elma armut misali. Bana biraz böyle ters geldiği için ben kabul etmemiştim ama şimdi görüyorum ki koskoca Serdar Ortaç bile yani bunu yapıyorsa, yalnız biraz tonlamada bir sıkıntı var. Yani tarzı. Dayak küfreder. Ahmet, Allah senin cezanı vermesin. Ben... Niye sen bu karneyi aldın der gibi olmamış mı? Doğru, ben, aynen. Ben Serdar Ortaç'ın bize gönderdiği sesli mesajları saklıyorum. Örneğin bir şey için mesaj atıyoruz. Doğru mu Serdar? Ne diyor? Abla, şimdi o öyle değil. Arada dinliyorum. Benim çok hoşuma gidiyor. Abla, hep abla diye başlıyor. Peki, dedin ki... Ben yakıştıramıyorum. Çünkü bu... Yani bu tip sanatçılarda sanatı nedir? Hı. Onun eserlerini yapmaktır, sahneye çıkmaktır. Yani bu kadar da paraya ihtiyaçları mı var diye düşünüyorum. Serdar çok büyük borçlar ödemek zorunda kaldı. Ama ya o zaman daha güzel eserler üretecek değil mi? Daha çok konser, yani tabii bilemiyorum. Yani şimdi sağlık sorunlarından konsere çıkma çıkmama olayını bilemem. Ama konsere çıkmasa da eserleriyle, yani şu ne oluyor biliyor musun? Hı. Yani bilmiyorum, Hollywood'da ya da Amerika'da ya da yurt dışında var mı böyle şeyler? Hani sanatçı bu kadar kolay böyle Ahmet, Ayşe, Fatma diye mesajı oluyor mu? Sanmıyorum. Yani vardır belki ama... Kimin tercih ettiğine bağlı. Şimdi kariyerini zedelememek için kimi böyle bir şey yapmaz, kimi de yapar. Evet. Peki sen o listeye baktığında ünlülerin bazıları 2000, bazıları 200 dedi. Evet, kimin evet. Ne kadar da hatırında kaldı mı? Vallahi genelde oyuncular, hani tiyatrocular, böyle bir de çok kıymetli tiyatrocular 200-300 lira. Böyle işte influencer, blogger ya da ne bileyim yeni yetme diyelim tabiri caiz. 2000, 3000, 4000, 5000 sonu yok, gidiyor. Böyle gidiyor. Peki çok değerli tiyatrocular o platformda bu işi yapıyorsa Serdar Ortaç niye yapmasın? Tiyatrocu ya, deyince de bir insanın şeyi oluyor. Ya ben genel olarak çok saçma buldum bu uygulamayı. Ben kimseye böyle bir şey hediye etmem yani. Hani söylese ne olur, söylemese ne olur, kutlasa ne olur gibi. Bana mantıksız geliyor ama doğum günümde o kişiyi çağırırım. Veririm parasını, konser yaparım. Ben şimdi varsa öyle bir bu durumu. Sistemi şöyle merak ediyorum. Şimdi ben Serdar Ortaç'ım. Ve bu teklifi de kabul ettim. Tabii sözleşme imzalıyorsunuz. Eve geldim, zaten. Eve geldim. Cep telefonumu açtım. WhatsApp'ıma mı düşüyor? Ali karne, Ayşe düğün. tabii şimdi bu Mehmet sistemde... Mehmet doğum günü falan dinle. Aynen, kayıtlı. Şimdi 100 tane liste gelmiş böyle. 100 isim var orada. Evet. Elime aldım telefonu. Ayşeciğim, canım Ayşeciğim, doğum günün kutlu olsunla başladım. Bu kaç saat sürüyor böyle? Ayda ortalama 100 ya. Video diyor. Ayda ortalama 100 video. Ayda ortalamaymış. Ayda ortalama 100 video çekiyorum diyor Serdar Ortaç. Bana büyük bir ilgi var. En çok videosu istenen ünlü isim benim diyor. Ya da sevgilinle yemektesin, eşinle yemektesin. Bir video düştü. Abi çok acil bir doğum günü mesajı. Bir saniye. Hemen vallahi ben onları bedava yapıyorum ya. O zaman ben neler kaybettim. Evet. Bana ben saf canım. Instagram'dan yazan işte hele askerlerimiz, böyle polis eşleri. Ne yapıyorsun onlara? Yo, video çekiyorum. Diyorlar ki işte şurada askerde eşim, şurada görevde, video yollar mısınız? İşte ben arkadaşlarımdan da çok yakın oluyor. Sizin de çok yakına tanıdığınız ekip arkadaşlarım. Ben örneğin arkadaşıma sürpriz yapmak istesem Yeliz'e şarkı söylettiririm, ona gönderirim gecenin bir yarısı ya falan. Ben öyle bedavada, ay bedava gitmişim bak şimdi düşünüyorum, hesaplıyorum. Evet, bayağı bir. Ay yani para vermeleri lazım Yeliz. Liradan fazla zarardasın. Zarardayım şu anda ama yok, ben ayrıma yapıyorum bu işleri. Onların daha çok ihtiyacı var demek ki, ne diyeyim. Peki Serenay Sarıkaya.
Oyunculuğun evet. yanı sıra sesiyle de sosyal medyanın gündeminde. Yıldız Tilbe'nin Vazgeçtim şarkısını Serenay öyle bir yorumladı ki dinleyenler biz de vazgeçtik diye espriler yaptı. İzleyelim. Ay çok sinirim bozuldu, özür diliyorum. Ay çok can çekişmiş çünkü orada, öyle değil mi? Ha. Aa, bu güzel okuyordu ama. Yani bazı yanlış şarkı mı? Yanlış ton, bir şey var orada. Kızı bağırttırmışlar. Orada bence arkada çalan arkadaş çok tiz bir şeyden girdi. Kız da tabii onu hani sahneye o kadar hakim değil, şarkıcı değil. Uyaramamıştır. Ve orada yırtıyor yani. Hani bir dur, başka bir şeye bağla. Birçok şarkıcıdan daha iyi söylüyor bazı parçalar ama bu denk düşmemiş. Üzüldüm dedi. Üzüldüm. Usta ses yorumcusu. Usta olmaya gerek yok abi. Kulak diye bir şey var. Şu nedir? Oradakilere sormak lazım. Ne çektiler diye. Yenim sen de bazen şarkı söylediğinde insanlar da senin altına öyle yazıyorlar. Bak altına öyle yazıyor ama bana gelip de mahvolup ya da benim yanlış bir ton, işte benim belli bir şeyim var. Yanlış okuma gibi bir şeyim yok. Belli bir detone hakkım var. Doğrusuyla yanlışıyla kendi ses tonumda okuyorum. Böyle yırtmadım ki kendimi hayat boyu, çok şükür. Yırtmadım. Kızım. Bence o da oyunculuğunu yapsın. Buna gerek var mı? Yok, bazı şarkıları çok normalde güzel söylüyor. Normalde güzel başladı zaten. Şarkıda öyle bir işte nakarat kısmına gelince oralarda böyle sesi biraz kontrol edemedi. Yanlış ton. Coştu. Yani daha pes, daha pes olsa çok güzel bir sesi var bence de yani. Baksana. Baksana. O mu söyledi? O söylüyor. Evet, o söylüyor. Ama ya çok başarılı aslında, çok güzel. Ama şarkı evet. söylemeyin dedim biraz önce. Sana aşkım şuna dedim gelin, yanlış ol. Bak dedim ki. Sana da diyorlar şarkı söylemedi. Evet. Dedim ki burada dedim yeni orkestra hatası. Mı? Arkada çalan kişinin yanlış tonu. Madem öyle bir şey oldu o zaman kesip bağlayıp bir şeye, yani bunu dedim niye zorladın kendini böyle? Sen de en sevdiğimiz şey nedir biliyor musun? Bak gerçekten söylüyoruz samimi. Sen de en sevdiğimiz şey. Sevdiğim. Şimdi Yeliz şarkı söylüyor. Diyelim ki detone oluyor ya da beğenmiyorsunuz. Oo millet yürüyor, mahvoldum, atlayacağım, keseceğim kulağım Yeliz'in umurunda bile değil. Değil. Ayrıca çünkü beni dinlemeye gelenlerden öyle bir tepki yok ki. Benim koyduğum kadarıyla biliyorsun sen evet. sosyal medyayı. Evet. Bir de sizin sayfaya ben bir halk olarak, bir vatandaş olarak bir yorum yapıyorum. Hakkım var mı, yok tabii mu? Tabii ki var. Tamam. Tabii peki ki. Neden ben yorum yapınca size 1000 gelince bana 3000 yorum cevap geliyor, çok merak ediyorum. Sen de orada 3000-5000 cebe koyuyorsun ama. Tabii. Orada bakıyorsun. Dolduruyor, götürüyor. Ama şimdi bak ben sizi takip ediyorum ve gerçekten her gün baktığım tek sayfa. Ya asla gelip bir sayfa ediyorum. O fake hesap falan, öyle bir vaktim yok. Ama bakıyorum orada bir şey görüyorum. Yorum yani, çünkü ben yorum yapmayı seviyorum. Eleştirmeyi ya da iyi fikir, kötü fikir fark etmez. Fikrimi hep söylerim. Ben de oraya masumane, aslında zararsız da yazılar. Zararlı mı yazılar? Senin. Zehir mi sen yoksa? Ne yapıyorsun? Şahmaran. Banka hesap bakiyene bakıyorsun. Hayır ya. Hafif eksilme varsa dur bu. Şuraya bir şey atayım, bir kılçık atayım, bana saldırsınlar. Yapmayayım mı yorum? Ben de dava açayım, para kazanayım. Hayatım yorum yapmayayım mı? O zaman ya saldırmasınlar, ben yorum yapmayayım mı? Ama sen de biraz gel mi? Gel yapıyorsun o yorumlarla. Yok, tatlı tatlı yapıyorum. En son aslında. Sana ne güzel Günel böyle bir yorum yaptı. Ha, Günel onu yaptı ama Günel'le de ben herhalde 20 yıl önce karşılaşmışımdır. Öyle demiş ya. Şimdi hani Günel... benle karşılaşmış. Geçen öyle bir olay yok biliyorsun değil mi? Olayı bir anlatalım. Olayı anlatalım. Günel, sevgili izleyiciler, burada da haberi var zaten. Günel bir fotoğrafını paylaştı. Biz de onu sayfamıza taşıdık ve bütün takipçiler Günel'in yüzündeki estetik evet. değişime yorum yaptı. Evet. Yapanlardan biri de Yeliz Yeşilmen'di. Yeliz normal. Yapınca Günel de ona şöyle cevap verdi. Ya sen beni bir süre önce gördün, iltifatlar yağdırdın. Şimdi ne oluyor burada? Ha, mesela şimdi bu olaya gelelim. Ben Günel'i herhalde bilmiyorum 10 yıl mı 15 mi, bak süresini bilmiyorum, asla görmedim. Hep çok beğenirim. Çok da güzel bir kızdır. Kaşı gözü sesi çok da beğenirim. Başına geçmişte gelen olaylardan dolayı da vakıf olduğum, yanında olduğum, biliyorsunuz yani kimle birlikteydi zamanında. Ebru Gündeş'ten evet. önce bunlar bilinen şeylerdi. Evet. Tek ben bilmiyorum herhalde. Yok, hayır. Şimdi şunu şöyle görüp de bir insan evladı olarak nasıl yorum yapmam? Ben de dedim ki aa dedim hiçbir şey yok dedim. Sağ dedim, burun, dudak, bak öyle tatlı tatlı da yazmışım gülücükte falan. Ama onun çıkıp Selmi ben görmedim. Gerçekten görmedim.
Nerede gördüm diye hatırlıyorum. Asla kaç hiçbir yıldır yerde görmüyorsun? Bilmiyorum, 5, 10, 15'i gerçekten bilmiyorum. Hmm. Hani ben görüp de ayrıca şu anda da böyle de görsem çok güzelsin de derim. Çünkü şu hali çok güzel. Bu da şimdi yani çirkin mi diyeceğim. Ama yap bak ne kadar tatlı, bak görüyor musun? Ufak dokunuş sanırım. Biraz dalga var geçmişsin. Ama hakaret yok. Bunda eleştiri ne yok. Ne var? Yüz nakli. Ay beni mi hiç ediyorsunuz ya? Hayır, üstüm kendi lafında ne var diyor. Geliz, tamam, benim kafamı gözünü kırıyorsunuz. Müge, bunda ne mi var? Yüz her nakli şey var diyor zaten. Burun, dudak, diş, yanak var sanırım. Bir şey değil, ufak dokunuş. E tamam. İşte, bir dakika. Ufak dokunuşlar dememiş mi? Kızın yazısında en koymuş. Hassas noktası bu. Tamam zaten. Burun var mı? Var. Dudak var mı? Var. Diş var mı? Var. Yanak. Şimdi ben neyi yalan söyledim? Neyi şey yaptım arkadaşlar? Yorumdaki anormallik etmiyor. Nasıl etmiyor ya? Hiçbirini kabul benim etmiyor. Yok çocukluk şey resmimi, bebeklik resmimi, 12 yaşımı, 18 yaşımı lütfen sizlerin gözü önünde büyüdüm. Kaşım bir tek daha uzattım, kalınlaştı. Ne burnum, ne dudağım, hiçbir ne şey yüzüm. Yok. Kilo alıp veriyorum tabii, evet, bu evet da dönemsel olarak, ama değiştim mi? Hayır, hiç değişmedim. Yok. Bir kere estetik yok. Şu estetikle camiada iddia etmek çok doğru sıkıntılı. Herkes çocuğunu bir salsın ortaya. Çocuklara bakın, oradan olayı çözün. Dün bunu sana dün da söyledim. Dün bu bizim evde de mevzuydu. Lütfen Deniz Akkaya'dan başlayalım. Yanlış anlaşılmasın. Yani hı, o anlamda söylemiyorum. Estetik olayında diyorum. Hı. Güzel çirkin haşa, ne haddime. Ama hani iddia ediyorlar. Hı. Şöyle bir çocuklara bakalım. Lütfen benim de çocuklarıma baksınlar. Senin hani çocukların sana ya benziyor. Benim, diyorlar ya, aa sen de şöyledin, size yazan yorumcuları. Hı. Diyorum. Ben nasıl değişim? Hatta ben bakıyorum 15 yıl önceki halime daha çok beğeniyorum. Aa diyorum, yaşlanamıyorum, kiloma. Ben geçmişteki halimi de çok beğeniyorum. Şu an daha iyisin. Yok, Emel ben Sayın, çok eski hallerini hatırlıyorum. Senin idolün Emel Sayın'dı zaten. Yaşlılığımda da, daha ileriki yaşlarda onun gibi olayım. Amenna, daha ne isterim? Ajda Pekkan değil ama bak. Hmm. Emel Sayın. Hmm. Tabii. Neden Ajda Pekkan değil? Yani çok aşırı böyle Michael Jackson gibi, Ajda Pekkan gibi robotik bir estetik furyasının içinde olmak istemiyorum. Minik, ufak tatlı, tefek dokunuş. Ufak tefek ama o zaman çok değiştirmeyecek. O zaman da Günel sana ufak tefek dokunuş. Aşkım bu ufak mı, tefek mi? Bu ne ya? Banyoza girilmiş gibi. Çekiçle, kürekle girilmiş gibi yapmayalım lütfen. Eyvah. Rica ediyorum. Peki haberlerimize devam edelim. Kalbenin dansını konuşuyorduk. Daha doğrusu sahnede zıplayıp hoplamasını konuşuyorduk. Üstüne bir de Selen Görgüzel geldi. Ama sonra Selen bu dansından sonra yapılan eleştiriler karşısında gücendi, incindi. Son günlerde yaptığı açıklamalarla magazin gündeminin baş sıralarında yer alan Selen Görgüzel sahnedeki bu halleriyle izleyenleri hayretlere düşürdü. Tartışma yarattı. Derin yırtmaçlı elbisesiyle dans eden Selen Görgüzel'in arada elbisesinin açılması sosyal medyanın gündemine düştü. Nasıl buldun? Yok böyle dans. Dansın adı Tam. Tam tam dansı Afrika dolaylarında, evet, ateş etrafında yarı çıplak, biliyorsun orada giyinmiyorlar pek, hani bir bez parçasıyla mecburen kadını erkeği tam tam dansıyla, bir kere vücudu çok güzel, evet, acayip çalışmış, onu göstermek istiyor, çok normal. Çünkü yıllarca saklamak zorunda kaldı evliliğinde. Ben ona size buna da yorum yazmıştım, bilmiyorum cevap ne geldi ama yıllarca hani bizden niye bu görüntüleri sakladın diye, vücudu çok güzel. Ama şimdi bir hadiseyi hep eleştirdik de, evet, bir hadise dansına bak. Şimdi bir dans oluyorsa da bunun da bir, ne bileyim, bir oryantal yap. Hmm. Bu şimdi müziği de çözemedim. Gerçekten yapılan hareketi hiç çözemedim. Yok, kıyafeti asla çözemedim. Üç tane çözümsüz problem, denklem var. Bunlara cevap bekliyorum gerçekten. Evet. Şimdi yani bu ne dansı? Biraz yorucu bir dans yani. Bir başkasını eleştirirken kendinin de o konuda çok iyi olman gerekiyor. Bilmiyorum, evet, katılıyor musun? Merve Boloğra diyor ki, hı-hı, okuyamadığın halde şarkı söylüyorsun diyor. Hı-hı. Şimdi ne oldu? Takipçileri de ona yazdılar. Okuyamadı mı? Dans edemediğin halde dans ediyorsun. Hı-hı.
Ya evet, şimdi sesi güzel. Şimdi zaten ben yıllar önce bir kanalda program yapıyordum. Daha hiç tanınmıyordu. Oraya şarkıcı olarak geliyordu. Hı hı. Yani 15-20 yıl önceden, evet, bahsediyorum. Ama şimdi dans gerçekten bazı insana yakışıyor. Şimdi bir Sibel Can'ın kıvraklığı. Evet, hep diyoruz tabii, da kilo verelim. İzlerken, evet, bir yoruyorsun. Bence yoruyor, çok şu yoruyor. Vücutta bu dans olmuyor. Şimdi Selen sanki can çekişiyor lazım gibi. Evet evet. Ya Allah da böyle can çekişiyor gibi. Neyse şimdi ya da böyle dedim, orayı doldurdum. Ya da böyleyi ben doldurdum. Yok böyle farklı bir kafada dans ediyor. Farklı bir gerilim kafada. Filmi. Hani kafa bir dünya dansı. Zombi i̇şte, dans. Tam diyorum, evet, tam tam. Evet. Hani yiyecekler adamı, ateşe bana atacaklar. Bana direkt böyle Kalben'i hatırlattı. Kalben'in bir dansı vardı. Aa, ya. Müthişti o. Böyle zıplaya zıplaya vura vura ne oluyor diyorsun. Yani seyirci önde olsam seyirci eyvah falan der. Bak Yıldız Tilbe de çok manasız gibi görünüyor ama ben bayılıyorum. Ona o yakışıyor. Onun biz onu öyle tanıdık. Onun kendi içinde bir manası var Yıldız Tilbe'nin. Ve onun bile daha bir koordinasyon ama bu... Dikkat çekmek için şey Kalben olsun. Dedin, Kalben geldi. Kalben. Hani mikrofonu az sonra tepene fırlatıp üstüne de tekmeyi koyacakmış gibi baksana. Kavgaya giriyor gibi, tutmayın beni. Şöyle. Tutmayın küçük enişteyi. Ama gel kıyafet de olmadı biliyor musun? Cinderella kıyafetiyle hani daha asi bir şey giymesi lazım. Değil mi? Yani Kalben'le Selen Görgüzel karşılıklı dans etse siz de ön sırada olsanız ne yaparsınız? Kaçarım. Korkar kaçarım. Selen'in, evet, ve Kalben'in dansından ben tekrar Serenay Sarıkaya'ya dönmek istiyorum. Serenay Sarıkaya Adana'daki dizi setinde de çekim aralarında şarkılar söyledi. Bu kez repertuarında arabesk şarkılar vardı. Dinleyelim. Yanlaşanan o güzel günler bir yanda bir yanda günler seni yaşatacağım. Ki bu şarkı bir gün gitsen bile hatıran yeter. Hatıran yeter, hatıran yeter, hatıran yeter. Bir gün gitsen kim bilir kimler var şimdi zaten o şarkı ben sana yazmadım. Helal. Üzerildim kendime anlamak diye. Sana helal olsun be. Bir şey soracağım. Bertan ne demek? Ben de onlara soru soruyordum. Evet. Çocuğu iyi buluyor musunuz diye asıldık Adana'ya ya. Adana'ya gidek mi acaba? Adana ne güzel söylüyor hepsi. Ya, Serenay evet, yalnız bir Adana bayağı bir darlamış alınca ekibi. Böyle... Ama tabii onlar herhalde İstanbul'dan giden bir ekip. Bu arada işte Adana havası hissedemiyorum. Dizinin hiçbir yerinde hissedemedim asla. Otelinde de hani otelle başlıyor falan, evet, ya. Bence pek bir Adana ile alakası yoktu. Hmm. Bir kere Adana'da... Bu hangi dönemde geçiyor dönem olarak bilmiyorum ama hani o yandaki villadaki kadar öyle bir lükslük, öyle bir modernlik Meksika gibi falan görünüyor. Ya Phuket Adası gibi değil mi? Yani Adana'da çektiklerine eminler mi? Tarsus'ta mı çekiliyor? Ya da böyle çok farklı bir yerde ya, Adana değil orası asla. Bir Adanalı olarak senin eleştirin ya, önemli şimdi. Ben şimdi özellikle hani dikkatle baktım. Bir dekor yap, hatta İstanbul'da bir yerde çekip de bir kısmını mı orada çekiyorlar diye düşündüm. Ev için söylüyorum. Evet. Evin döşemesi yani hiçbir dönemde hiçbir şekilde öyle bir ne bileyim Tulum Adası gibi bilmem ne böyle perdeler uçuşacak. Dışarıda öyle bir teras ben bugüne kadar denk gelmedim. Hani çiftlikleri de öyle değil zaten. Serenay arabesk şarkılara merak sarmış. Acaba Bergen rolü
aklı içinde kaldı da. Olabilir. Arabesk böyle okunmaz, böyle okunur mesajımı vermeye çalışıyor ama gayet de güzel okuyor. Detone oluyor mu? Oluyor ama sana hissettiriyor o şarkı. Valla eğer... Kameraman arkadaşın sesi de çok güzel. Şahane, bunu i̇şte da söyleyelim. Orada müziksiz daha iyi okuyor. Tonlarını bilmediği için bence. Bak, orkestra müzik olmadığında daha böyle pes, fısıldayarak güzel okuyor. Ama orkestra çalıp ona uyum sağlama da belki bir sıkıntı olmuş. Farah Zeynep Abdullah son derece başarılıydı yani Bergen'de başarılı. Ama Serenay Sarıkaya da oynasaydı olurmuş. O da o rolü kaldırırdı. Çocuğun kesinlikle. Sesi muhteşem, kim o çocuk? Evet, ekipten. Ve buradan magazin turuna gidiyoruz. Hadi izleyelim magazin bakalım. Magazin turunda da arada durduracağız. Bir ünlümüz diyor ki, özel hayatıma dikkat etmezsem babam kemiklerimi kırar. Hiç ondan böyle bir açıklama beklemiyordum. Ben de Athena Gökhan'a şaşırdım. Kavgaya bir açıklama var. Athena Gökhan, evet. Kendi Yolumda isimli filmi paramız bittiği için tanıtamadık. Parayı tüketmişler. O da ilginç. Evet. Onu da konuşalım. İzleyelim. Magazin turu başlıyor. Athena Gökhan kanser tedavisi gören kardeşi Hakan Özoğuz'un iyileştiği müjdesini verdi. Valla topladı. Artık yani şey bitti tedavi. Çok güzel. Şükürler olsun. Bitti yani. Sefer daha iyi olur. Ya inşallah hani bir, özellikle de bu tip hastalıkları sahip olan arkadaşlarımıza inşallah mümkün olunca hepsine acil şifalar olsun. Beni düşünüyor biliyor musun orada Survivor'da? Acun ayağım! Zor, çok zor. Ya oraya dayanmak orada yani bayağı bir olay o. Tabii de, peki katılmak ister misiniz hani böyle gerçekten? Yani istemem ya. Orada o çok zor iş. Bir de denemek o yani... Emin ol o kadar kolay değildir oraya katılmak, eminim yani hani. Ülkeler arası yarışma olsa? Bir de yani... O zaman katılırsın bak. Milli takım çıkartırsak olur diyormuş. Yani zor ama çok keyifli bir program tabii ama zor yani. Bir de Acun'un o işi artık biliyorsunuz dünya çapında yaptığı için müthiş bir başarıları var o konuda. Gökhan Özoğuz, Kendi Yolumda isimli filmini de şanssızlık ve parasızlık eseri çok tanıtamadığını itiraf etti. Biz filmi çektik, tanıtamadık çünkü paramız bitti diyor. Ya şöyle bir şey oldu, pandemi döneminin tabii başındaydı. 3 sene oldu film çekileli. Artık hadi çıkartalım dedik, çıkartalım dediğimizde de dönem çok zor bir dönemdi. Yapılması gereken çok iyi bir reklam bir şey vardı. Onu da tabii artık film 3 sene bekledi. Bütün her şeyi kendimiz yatırdık. Reklamı doğrusu yapılamadı ama şimdi platformlarda ve kanallarda direkt sıfır, hiç yayınlanmamış gibi çıkacak. Kıbrıs'tayız. Funda Arar şık bir imajla hayranlarına unutulmaz bir konser verdi. Özel hayatıma dikkat etmezsem babam kemiklerimi kırar. Özel hayatımda yıllardır çok dikkat ediyorum gibi bir şeyim yok. Zaten ben böyleyim. Doğalım bu. Böyle yetiştirildim. Ve böyleyim. Biz ailece de böyleyiz. Vallahi... Ne bileyim magazinle falan çok özel hayatımda gündeme gelsem babamın tepkilerini de merak etmiyor değilim. Aa, kemiklerimi Özel hayatına dikkat eden Funda Arar, şarkılarının yanında sık sık seyircisiyle diyalog kurup şakalar da yapıyor. Acaba Cem Yılmaz'a rakip mi olmak istiyorsunuz diye sordu muhabirler. Klasik bir magazinci esprisi yapacağım. Cem Yılmaz'a rakip çıktı. Cem! Ay yok estağfurullah, Cem Yılmaz bu işin duayeni. Çok da sevdiğim bir arkadaşım. O çok tatlıdır. Ama konser esnasında tabii ki de muhakkak olaylar oluyor. Bir şeyleri görüyorsun. Bir şeyler yaşıyoruz.
Onlarla ilgili böyle sohbet etmek, muhabbet etmek de, espriler yapmak da güzel. Seyirci de bunu seviyor. Oradan böyle, çünkü o sahnedeki sanatçının onlarla diyalog içerisinde olması hoşlarına gidiyor. Gizem Özdilli Kıbrıs'a yerleşmiş. Özdilli 25 senedir neredeyse yarı Kıbrıslı sayılır. Sık sık Kıbrıs'a tatile giden Özdilli artık Kıbrıs'ta yaşayacak. Ne yapalım be kardeşciğim, hoş geldin. Kıbrıs. Dedi ki bir röportajcık yapalım. Evet, Kıbrıslı oldum ve 5 gün oldu. 5 gün sonra ilk sen yakaladın beni Kıbrıs'ta. Ya benim yeni değil, herkes onu soruyor. 10 yıllık hayalimdi. Araya pandemi girdi. Pandemiden sonra işte yaparım yapamam böyle bir süreç. Pat diye kendimi burada buldum. Yani en büyük hayalimdi. Sanki İstanbul'da trafik yok mu? Ben buradan 1 saat 10 dakika İstanbul'a gelirim. Doğru. Sen Nişantaşı'ndan Beylikdüzü'ne gidemezsin. Gidemiyorum. Gidemezsin. Zara 47. yaş gününü Kıbrıs'ta sahnede kutladı. Kilo vermeye çalışıyor. Kilo vermişsin, ne güzel olmuşsun. Evet, sağ olun. Sizlerle ben de vermeye çalışıyorum. O yüzden hemen dikkatimi çekti. Yok yok, aman ben böyle millet 10 kilo 5 kilo öyle konuşuyor. Ben 100 gram verdim, 250 gram daha gitmiş diye öyle yavaş yavaş emin adımlarla ilerliyorum bu konuda. Yemiyorum, yemiyorum, yemiyorum. Yani bu gerçekten doğru bir şey. Spor yapıyorum, her zaman yaptığım bir şey. Zara'ya muhabirlerden pasta sürprizi. Bir sürprizimiz geliyor o zaman. Evet. Evet. Kendimi tanıdım bir sürprizler. Ay çok güzelsiniz ya. Hasan, şunu tutup kanka ben bir fotoğraf alayım hemen. Teşekkür ederim. Evet. Ufak bir pasta molası. Ufak bir. Gerçekten çok zarifsiniz. Çok güzel. Zara doğum gününde aşk diledi. Aşkı hissettiğimiz, tattığımız, nihayet idrakine vardığımız bir yıl olsun istiyorum. Gerçek aşkı diye altını çiziyorum. Süper. Çok teşekkür ederim. Süper derken. Bir dakika, dilek olarak bir şeyi unuttunuz. Az önce sorduğumuz zayıflamayı. Aha evet. Zayıflamanın üstüne pasta da... Evet, şöyle zayıflamak ama hani benim vücudum için doğru olan, iyi olan, bana iyi gelecek, güzel ve sağlıklı zayıflamadan bahsediyorum. Onu kendim için diliyorum, evet. Çok güzel görünüyor yani. Gel de şunu yeme ya. Için... 1, 2, 3. Hadi bakalım kimin daha nefesi kuvvetli. Bravo, bir tane daha. Bravo. Bravo. Aşk pastanede el ele tutuşmak değilmiş. Gerçek sevgi, gerçek aşkı aramanın peşinden koşun diyebilirim. Hani öyle bir büyüğümün, aile büyüğümün söylediği gibi pastanede el ele tutuşmak değilmiş aşk aslında. Hani kendinden, kendine ait yoldan çok büyük çıkarımlarda bulunmak, kendi ve kendi arasındaki yolculuğunu tamamlamak nasıl anlatılır? Bu çok uzun bir konu. Bu aşkın peşinden koşsun herkes. Sen buldun mu derseniz ben de hala koşuyorum ama hani ucundan kıyısından pırıltılarını görünce o aşkın kendi hayatımda, kendi yaşam felsefemde en iyi, en dürüstlüğü dürüst edinerek kendimle. Onun ışıntıları ufaktan görünce aman yarabbim bu nasıl bir dünya diye peşinden koşuyorum. Melek Mosso Kıbrıs konseri öncesinde hastanelik oldu. Allah ne verdiyse verdiler ağızdan damardan. Evet ya, birkaç günden beri aslında bir sıkıntı çekiyorum. Çok insanlarla görüşüyoruz, konserler, yollar derken bulaşıyor ya da bir şekilde yenik düşüyoruz ona arkadaşlar. Bu şekilde iyiyim ama şu an. İyi şeyde çok. Evet yani o kadar çok kortizon yaptılar ki artık buna her yerim şiş. Sahne benim için en önemli yer çünkü. Benim dünyam orası arkadaşlar. Hani şey değil, ben sahneye ay güzel olayım da göstereyim falan ya da işte bir iki laf atayım sağa sola gibi bir derdim yok. Benim derdim şarkı söylemek. Melek Mosso'dan estetik iddialarına sert cevap. Arkadaşlar zaten haberler çıkıyor. Biraz önce şeyi göstereyim, bak size de göstereyim. Çenemi sıkıyorum. Çenem yüzüne bak, kaslara bak. Görüyor musunuz?
Bu çene sıkmaktan. Çene sıkmaktan uykularım kaçıyor hatta. Bunun için evet botoks yaptırıyorum. Ve ufak tefek tabii ki ben de bir şeyler yapıyorum. 35 yaşındayım ya, bırakın da yaptırıyorum yani. Yani hani mükemmel görünsem ben de zaten hani yorgunluğumu silmek için yapıyorum. Canım isterse de yaptırırım, bu kimseyi bağlamaz. Hoşuma giderse zaten benim öyle bir derdim yok. Aman estetiğe karşıyım, herkes yapay falan demiyorum. Kimin canı neresini nasıl yaptırmak istiyorsa yaptırsın. Bence nasıl mutluysak öyle güzel. Şeva Şahin, işletmeci sevgilisi Murat Kazancıoğlu'yla Tayland'ın meşhur egzotik adası Phuket'e gitti. Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül, Prestij Meselesi filminin setinde babasının klibini taklit etti. İftarlık Gazoz filmiyle tanınan genç oyuncu Berat Efeparlar'ın annesi hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran oyuncu, "Canım annemi kaybettik," dedi. 48 yaşında ve 4 çocuk annesi olmasına rağmen genç kızlara taş çıkaracak bir fiziğe ve güzelliğe sahip olan Victoria Beckham, "Makyajsızım," dediği bir videoyla linç edildi. Victoria Beckham'ı yerden yere vuran takipçileri bu görüntüsüne "hem makyajlısın hem de 27 tane filtre kullanmışsın," dedi. Oyuncu Esra Sönmezer, Bebek'te kedileri Wolfie ve Cassie'yi bebek puseti ve anne kucağında gezdirdi. Sönmezer'i görenler gözlerine inanamadı. Sönmezer kedilerini soranlara, "sadece bu iki aşkım için mutfağa girerim. Çünkü onların ağzı dili yok ve bakıma muhtaçlar," dedi. Kenyalı bir kadın evini barınağa dönüştürdü ve 600 kedisiyle yaşıyor. Kenyalı kadının evinde baktığı kedilerine her gün yüzlerce kilo mama verdiği açıklandı. 51 yaşındaki Rachel Kabue kedileriyle çok mutlu olduğunu açıkladı. "Burada kedilerle yaşıyorum. Tabii ki bu alanın %95'i kedilere ayrıldı. Bir köşede de ben yaşıyorum." Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı Korosu 5. konserini verdi. TRT İstanbul Radyosu ses sanatçısı koro şefi Mine Geçili ve koro başkanı İlham Özçaşılar seyircileriyle buluştuğu için çok mutlu olduklarını açıkladı. "Çok güzel eserler hazırladık yine kıymetli izleyicilerimiz için. Birinci bölüm Sege Eserler, ikinci bölüm Yusuf Nalkesen şarkıları var. Tüm korist arkadaşlarım çok çok fazla çalıştılar. Umarım gelen konuklarımızla birlikte de keyifli bir konser geçiririz." "Hocamın önderliğinde tabii ki çalışmalarımız devam edecek. İnşallah Nisan'da ikinci konserimizi yapacağız. Bütün izleyicilerimizi bekliyoruz. Onlar bizi mutlu ediyorlar." Özge Özpirinççi, kızı Mercan'la parkta çok keyifli anlar yaşadı. Meşhur araba videolarıyla hayranlarını mutlu eden Tarkan, takipçilerine aracından seslendi ve bir müjde verdi. "Günaydın. Arabadan bir video paylaşmayalı bayağı oldu. Dedim, zamanı geldi. Ben yine bir çekime doğru yol alıyorum. Güzel projelerle yakında yine karşınızda olacağım." 2 aydır gözlerden uzak bir şekilde aşk yaşadıkları iddia edilen Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın görüntüleri sosyal medyada en çok paylaşılan görüntü arasına girdi. Erçel'in hayranları, "Hande'miz sonunda aşkı buldu, hep mutlu olsun," sözleriyle oyuncuya destek verdi. Alperen Duymaz ve Melisa Aslıpamuk'un sette kavga ettiği haberi günlerdir magazin manşetlerinde yer alıyor. Duymaz'ın iddiasına göre Pamuk sete geç kalmış ve Uymaz'a hakaret etmişti. Melisa Aslıpamuk bu iddiaya ilk kez cevap verdi. "Sette galiba tartışma yaşanmış." "Ya o kadar büyütülecek bir şey değildi, yok ya. Ufak bir gerginlik hep yaşanıyor setlerde. Zaten arkadaşım, onun için o kadar büyütülecek bir konu değildi. Olduğundan daha büyük lanse edildi. Daha kaotik bir hale getirdi ama öyle bir şey yok." "Sizden kaynaklı mı?" "Yok, hiç kimseden kaynaklı değil. Tamamen o set, yani 18 saatten fazla çalışıyoruz. Çok normal. Sette de gerginlikler oluyor. Hani oyuncularda da oluyor. Programda da aksamalar oluyor. Bunun bir şeyi olabilir yani, gerginliği. Yani çok büyük bir büyütülecek bir şey yok yani." Yayının başında bu şarkının haberini verdik. Bir sürü isim yorumlamış dedik. Sizce en iyi yorumlayan kim diye yazdık. DM'ye bir girdim. Herkes Mary Jane'den bile bu şarkıyı dinleyin demiş. Gayet güzel yorumlamış. Evet. Evet, ama şarkı başlı başına bir... Sen de yalandan ağzını uydurma. Bir gerçek söyle artık yani şu canlı gerçekten yayında. Gerçekten bilmiyorum ki, bilsem söylemem. Ama ne güzel çok mırıldanıyorsun. İşte yani sözleri bilmediğim için. Şimdi hiçbir yerimde estetik yok dedin ama bazı takipçilerimiz, evet, diyor ki çenesinde estetik, evet, var. Selim, evet, Hanım, evet, diyor ki, evet, tepesindeki o postiş çok fena. Aynen. Hadi söyle. Postişe yazmışlar. Şimdi birincisi şunu söyleyeyim.
Çenem'le ilgili bana da evet. 1 milyon tane Ayşe Dolgun fazla kaçmış. Niye Çenem'e? Ya siz nasıl bakıyorsunuz, nasıl görüyorsunuz? Çenem'de bir dolgum yok. Hatta bununla ilgili çok kötü bir anım var. Ne? Yani sene 99 yılında sevgili İbrahim Tatlıses, ben onun televizyonunda çalışıyordum Adana'da. Evet. Beni çağırdı çekimlere. Hı. O zaman bir kanalı vardı, programa sunucu arıyordu. Hatırlıyor musunuz? Hatta evet, evet, evet. Bir kuyruk olmuştu. Bütün ünlü kadınlar. Yani ekmek kuyruğu gibi. Böyle kuyruk bir metre, bir kilometre falan kuyruk var. Kim var kuyrukta? Var. Sen varsın. Kuyrukta kimler yok? O zaman Eda Modoğullar vardı, Esra Balamirler vardı, Ayşegül Yıldızlar vardı. Bir sürü. Ha, Ayşegül Yıldız'ı seçti. Bir sürü manken, oyuncu falan. Sonra beni de çok seviyor, çok yetenekli buluyor, transfer etti. Hı. Sonra geldik, çekimimiz, deneme çekimi nasıl heyecanlıyız. Bir de ben daha zayıfım, çenem iyice çıkmış zaten. Zayıfladıkça çenem daha çıkar. Yuvarlak bir şekilde. Hı. Sonra ben de gelmişim, pılı pırtı toplamışım İstanbul'da. Artık televizyonda çalışacağım, birlikte program. Bana dedi ki, gel dedi. Bak o bir travmadır, o travmayı hiç unutmuyorum. Böyle ekrandan gösterdi, Yeliz dedi. Her şey iyi, has. Bu çene dedi, böyle yumurta gibi dedi. Evet. Seni dedi bu çeneden dolayı alamayacağım dedi. Aa. Tam işte o arabesk müziği verelim altta. Sonra ben, ay böyle hani Türk filmlerinde olur ya, dın dın dara dın dın, böyle yıkılmış, bitmiş, böyle sokaklarda avare avare geziyorum. Çenemden evet. dolayı, yani başıma bela olmuş. Hep çenenden gelir başına, ben sana evet, söyleyeyim. Çenemden de zaten. Ay şaka gibi, ben bir ağla. Aa. İbrahim Tatlıses'ten nefret et, onu kabul etme. Sonra ben Mehmet Ali Erbil'le falan çalışınca hep onu övünce de, yıllar önce yine kanalda, magazinde, hatta ana haberde Yeliz Yeşilmen, utanıyor musun tatlı sesle çalıştığını söylemeye, hep Mehmet Ali'yi söylüyorsun diye röportajı da var. 20 yıl önceden bahsediyorum. 20 yıl önce ana haberde bunlar konuşuldu. Çok seviyorum tabii ki İbrahim abi, saygımız sonsuz. Adam benim o zaman bütün hayallerimi yıktı. Ben yani bir genç kız olarak yıkık bavulu elinde sokaklarda, Allah'tan sonra müzik kanalına kompleks yaptın mı böyle aynanın karşısına geçip? Evet, o yüzden nefret ediyorum. Ha. Şimdi de diyorlar ya, yani çenem, yüzümde estetiğim yok abi. Bir tek burada vardı. 3 kere de buradan oldum. Bu gidişte 4.'yü de olacağım. Hmm. Yani 17 yaşından beri. 4.'yü niye olacaksın? Küçüldüm. Siz de ekipçe siz karar verdiniz buna. Kamera arkasında Nursi'yle birlikte öyle. Başka da bir estetiğim yok. Yok yani, artık bana çenemle ilgili bir şey yazmayın. Yaralıyım zaten bu konuda. Ben de ilkokulda ve lisede çenemden utanıyordum. Allah Allah. Çünkü zayıftık. Bu çenem böyle uzundu. Fotoğraflarımı şimdi biliyorsun. Moda. En tarz bak, hepimizin moda. Çenesi çok güzel. Kıskanıyorlar tabii. Millet gidiyor bir de buraya, neydi, Daltonlar mı? Evet. Bazılarının fazla kaçıyor. Avarel gibi böyle evet, uzuyor. Evet. Yandan böyle bir ay, kare gibi önden sivri. Ya boynuna yiyince şuraya değeni var. Evet, yok. Yani burun karşı haline. Değilim ama dolguya çok karşıyım. Bak yüz dolguları, evet. Gözaltı bana da söylediler. Sonra bak hiçbir şey yok. İniyor. Evet. Yapmayın. Ya çökse de bir gerdirme yaparız, ne bileyim, 60'ında falan. Bak Bediye Akartürk 81 yaşında gerdir. Ona inanamadım. Yani nasıl, beğendiniz mi peki? Beğendim. Güzel duruyor yani. 60 yaşına 60 döndü. Bu, evet, aynen. 21 yıl. 21 yıl birden arttı. Ben şeyi merak ediyorum. O ameliyat uyuşturmalarına falan bayılmalara nasıl dayandı? Narkoz. Ya? Çünkü biliyorsunuz, hani söylemek istemedim belki söylenmiyordur diye. Yok. Narkoz çok ciddi etkide, zararlı bir şey. 7-8 saat kalıyor. O kadar şimdi. Saat, o yaşta bir kadın nasıl dayandı? Pes. Genç kalmanın, güzel görünmenin, evet. Dün de söyledik, yaşı yok. Yaşıyor. Hatta sabah haberlerde dinledik değil mi? Estetik yaşı 15'e kadar düşmüş. Ay Allah. 15 korusun. Yaşındaki kız. Dün ben kızma, sosyal medya oje sürdürdüm, kalıcı oje, böyle titir titriyorum. Kalıcı hani. Oje zararlı. Evet, oje haberi var. Ama arka sırf bu tatil boyunca var. Oje sürmesin diye. Ay neye zararlı? Ama sen okumadın mı? Bak bugün Hürriyet'in arka sayfasında bir haber var. Ay ne niye olurmuş? Açamadım? Evet. Kalıcı ojede gizli tehlike, jel tırnak ve kalıcı ojeyi kurutmak için kullanılan ultraviyole cihazlar sanıldığı kadar masum değil. İşte. Yapılan araştırmaya göre ultraviyole cihazların sık kullanımı cilt kanserine yakalanma riskini artırıyor. Uzmanlar bazı sitelerde hiçbir uyarı olmadan satılan bu cihazlardan yayılan tehlikeyi değerlendiriyor. Sizde oje bile yok ya. Şaka mısınız? Yok, bakabilir miyim? Yok, ben sevmiyorum. Aa, çocuk eli gibi. Evet, bir tane ama bir Emel Sayın tırnağı diye bir şey var ya. Evet, sen yani 100 yıldır var bunlar. Emel Sayın tırnağı ama doğal.
Mesela Hülya Avşar da hiç kullanmıyor. Evet. Ama ben Emel Sayın'ın ellerini, ojelerini çok seviyorum. Vallahi estetik yaşı 15'e düştü ama hani ileriki yaşlarda da arttı. Sadece Bediye Akartürk mü? Rahmetli Gülriz Sururi ile Yıldız Kenter de kaç yaşından sonra ameliyat oldular yani. Aa, bravo, çok doğru bir şey söyledin. Çil modası başladı. Kızım tutturmuş anne diyor, çil yaptırmış. Özellikle çil. Ergen yaştaki kızlar, evet. 20'lerindeki evet. kızlar bu ara evet. ben de duyuyorum. Çil estetiği olmak istiyorlar. Çok yüzlerine kötü. Çil yaptırmak istiyorlar. Çili olan sildirmek ister, öyle. Olmayan yaptırmak ister. Ama yok yapmayın lütfen, gözünüzü seveyim ya. Yani yüz pürüzsüz daha güzel. Filtrelerden dolayı. Hı. O çil filtreleri var ya, onları görüyorlar böyle. Evet. Aa, ne kadar güzel yakışıklı O zaman şey filtreleri de var, kulak boynuz, değil. Onları boynuz, da taktır bari boynuz yani yok, filtreli yok. Çil moda. Sabotaj evet, var. Safiye Soyman haberiyle devam edelim. Safiye Soyman haberi gelsin. Ne olduk böyle? Arkadaşlar. Saatler süren bir operasyondan çıkan Safiye Soyman'ın hastane kombini neden dikkat çekti? Şu anda ameliyattan sonra ilk görüş. Geçtiğimiz günlerde acil bir safra kesesi ameliyatı geçirdi Safiye Soyman. Safiye Soyman şimdi ameliyata gidiyorum. Son dakika bilgisi efendim. Safiye Soyman ameliyata girerken de güzelliğinden ödün vermedi. Fönlü saçları, takma kirpikleri ve rujuyla giydi ameliyat önlüğünü. Operasyondan çıktığında böyleydi. Kolay değilmiş. Operasyondan çıktığında ağzını açacak hali yoktu Safiye Soyman'ın. Birkaç saat sonra ise özüne döndü. İlk yürüyüşünde topuklu terliklerini bile ayağına geçirmişti. Şu anda ameliyattan sonra ilk yürüyüş. Burada frenim var. Safra kesem alındı. Kıbrıs'ta sahne alan Hande Yener röportaj için kameraların karşısına geçtiğinde yüzündeki büyük değişimle dikkat çekti. Hande Yener'in kaşları gitmiş, yüzü sanki bilim kurgu filmi karakterlerine dönüşmüştü. Siz onun bu imajını beğendiniz mi? Yok. Bir tane abi, daha yok. Misiniz? Fotoğraf çekeyim. Bir tane daha mi? Yok. Noter onay. Hande Hanım. Bir tane daha yok. Hande Hanım buradayız. Ben tekim ve muadilim yok. Annenin bir buraya bakabilirsin. Işığı kapatacağız mı? 23 yıldır herkesin sorunu ben oldum. Tanrım özene bezene yaratmış kulunu. Ben olmuşum herkesin en güzide sorunu. Herkesin sorunu. Var 23 yıldır bir sorun oluyoruz tabii. Hande Yener yeni şarkılarını ilk kez Kıbrıs'ta söyledi. Benden Bir Tane Daha Yok isimli şarkısına da Kıbrıs'ta klip çekti. Evet, bir tane yeni yaptı. Yani of, düşmanlarım yine artacak. Yapma dedim bunu. Hande Yener neden böyle bir imaja büründü? İmaj şöyle, kırmızı saç istiyordum zaten. Çünkü 23. yılımın kutlaması. Geçen gün de doğum günümdü biliyorsun. Evet. 50. yaşıma böyle enerjik bir renkle girmek istedim. Renkli bir kişiliğim zaten biliyorsun. Siyahlar beyazlar beni sıkar. Rengarenk bir enerji yaymayı seviyorum herkese. Bu nasıl 50 demiyorlar mı sizi görenlere? Ben diyorum mesela şu an. Bir de kavga ediyoruz. İnandırmaya çalışıyorum. O yüzden artık bıraktım bu işin ucunu. 23 diyoruz. 2000'de de olsun. Z kuşağıyım, okey? Demet Akalın, Türkiye'de makyaj en çok bana ve Ebru Gündeş'e yakışıyor demişti. Akalın'ın ezeli rakibi Hande Yener bu açıklamaya cevap verdi. Doğru, bana sıfır makyaj yakışıyor. İğneleyici oluyor biraz. Ben ve Merve Boluğur. Kırmızı ruj. O kadar. Bizim değil. Olayımız bu. Onlar full makyaj. Biraz şey gibi oldu. Geçirdim benim ihtiyacım. Hani benim ihtiyacım yok. Doğru. Bu yıllardır konuşulur. Ebru'nun ve Demet'in sahne makyajı onların yüzlerine çok yakışıyor gerçekten. Ama ben de dediğim gibi ben başka bir stilde İyi bir şey mi dediniz kötü mü? Ben çok şey yapamam. Başka bir stilde yarışıyorum. Ya didişmezsek olmaz. O böylesi güzel bence. Tatlı tatlı yüzüşüyoruz işte. Hande Yener Z kuşağıyım diyor 50 yaşında ama yüzündeki evet. değişiklikte dikkat çekiyor. Geçen yıl Fransız askısı yöntemiyle yüzünü evet. gerdirdiğini açıklamıştı. Sanki evet. yanaklarda da bir dolgu ya dolgu ama var. Vücudu onun taş gibi yani çok genç duruyor. Fakat kesinlikle. Bu Z kuşağı kaşsızlık da moda biliyor musun? Evet, hiç moda. Sevmedim. Ha. Yani bu hasta gibi gösteriyor. Neden bir kaşın açık olması
beyaz olması, sarı olması kaçsızlık modası var. Onu hiç sevmedim. Evet, bu da Amerika'dan esen bir rüzgar. Evet. Ünlü modeller podyuma çıkarken falan kaşları. Halbuki kaş göz, gerisi söz derler, evet, değil mi? Evet, bak hepimizin kaşı var yani. Evet, çok sen şükür. De maşallah. Senin kaşlar güzel de şu saçının önündeki o yapıştırma. Ya! Ha? Dursan. Onu çıkarabiliyor muyuz? Çıkarsana orada. Evet, şuraya bağlı, o burada devam ediyor. Ben geleyim o bağlantıyı çözeyim. Yok, onu çıksın bütün saç gider. Aa. Peki, rahatsız mı? Sevmediniz mi? Peki, Berçin de demiş ki. Berçin de demiş ki. Çıkarıp atacağım şimdiden, sinir geldi. Aman vallahi. Yeliz bir müsaade et. Berçin de demiş ki göz kapağı estetiği ve gıda liposuction ameliyatı oldu, unuttu galiba. Gıda liposuction derken göz kapağı ameliyatı olup memnun kalmayıp doktoru şikayet etmiştim. Hiç değişmediği için gözüm. Onu zaten ben koymuştum. Hatta bir çizik vardı burada, far gibiydi biliyorsun, yayınlanmıştı. Ve hiç beğenmediğimi, asla bir değişiklik olmadığını söyledim. Ha. Nereyi aldı diye de adamı dava ediyordum. Hala da edebilirim. Sıfır yani. Bu bir estetik derken, bak şimdi estetik bir insanın yüzünü germesi, burun, dudak, diş, çenedir. Anlatabiliyor muyum? Değiştiren. Göz kapağımı keşke adam gibi alsaydı, hala bak. Aynıyım. Değişiklik var mı? Bir çekilme var mı? Hayır. Yok, hayır. Senin böyleydim. Zaten gözlerin çekikti. Peki bir ameliyat videosu da Safiye Soyman'dan geldi. Biraz evvel izlediniz. Görüntüleri tekrar verebiliriz. Safiye Soyman safra kesesini aldırdı. Fakat bunu da paylaştıktan sonra, ameliyattan sonra biliyorsunuz hastaları yürütüyorlar. Yürüme görüntülerini paylaştıktan sonra Safiye Soyman'a şöyle şeyler yazmaya başladılar. Acaba sen mide küçültme ameliyatı olduğunda safra kesesi gibi mi gösteriyorsun falan filan. Sen onu bırak. Kadın, ama kadın, safra kesesi her yerde de olsa, kadın, ameliyat da olsa, çıkışta, ne bileyim yani bir alışveriş merkezine de gitse, leoparlı şortunu giymiş, onu bırak. Böyle dolgu topuk terliklerle yürüyor hastane evet koridorlarında. Hastane Allah koridorlarında yürüdüğü o anı ama bir getirebiliyor muyuz? Ama daha önce de safra kesesine girmemiş miydi? Hayır, mide botoksu. Baksana. Ha. Görüyor musun, terliklerine bak. Belki mide küçültme bir şey olabilir ama bana da biraz öyle gibi geldi. İşte günahını almayayım. Evet, safra kesesi de olabilir. Ya olabilir. Çünkü o öyle açıkladı. Aksi durumda bir şey söylemediği sürece. Burada ameliyattan sonra yürürken yayınladığı videoda sosyal medyada bayağı konuşuldu. Şort değil mi? Evet. Buradan nereye geçiyoruz? Hadiseye. Hadise iddialı paylaşımlarını yapmaya devam ediyor sevgili izleyiciler. Ayna karşısında selfie, sahnede dans. Tüm hızıyla geliyorum. Kudurdu, bütün kadınlar kudurdu. Kudurdu bir yürüyüş var, çözemedim yani. Peki özel hayatında yaşadığım mutsuzluklara rağmen aşktan da vazgeçmedi. Bileğine pembe renkte love, aşk dövmesi yaptırdı. Ve bunun yanı sıra Hinduizm ve Budizm dinlerinden gelen bir dövme daha yaptırdı. Bu dövme özetle hatalar, yanlışlar, krizler, kaos, mutluluk, sevinç, üzüntü hepsini içeren bir dövme. Bunalım dövmesi yaptırmış. Evet. Hayatta her şey... Çok da çirkin bir dövme değil mi? İnişli, çıkışlıdır. Şey anlamı güzel ama. Hayatta anlamı her güzel. Şey inişli, çıkışlıdır ve dibe vurduğunuzda bir sonraki aşama yukarısıdır anlamı taşıyor bu dövme. Ama şimdi bunları yazacak kadar da bir şey yaşamadı ya. Çok kısa süren bir evlilik. Bunları hiç hoş, bir yakın, şey yaşamadım. Ya, hayır, o kadar böyle acılar, yerden yere vurulma, her şey bir çırpıda bitti. Hani bence bir... geçen yıl hadise için mutluluk, hüzün, yerden yere vurulma, iddiaların ardının arkasının kesilmediği yani, bir yıl diyebiliriz. Hadise için bence sıkıntılı bir süreçti. Yani o yerden yere vurulma ya da çok kötü dönem bir ay da olabilir, dört ay da tabii olabilir. Canım, o önemli olan yok. Süresi değil, etkisi. Neyi ne kadar yoğun yaşadın yani. Hiç kolay bir yıl değildi. Hiçbir zaman acı çekiyor gibi bir görüntü de vermedi. Hiç ama pek baksana şimdiki pozlara bir getirsenize ayna pozlarını. Evet. Hadise bile bu fotoğraf karelerini paylaşmaya doyamadı. Üç gün önce benzer kıyafetle bir seri fotoğraf paylaştı. Üç gün sonra tekrar başkalarını da paylaştı. Doyamıyor bunu kendi diyorsun, güzel. Değil mi? Yalnız çok hoş gözükmüyor. Çok güzel gözüküyor. Efsane. Yani gerçekten... Sen eğer bu fotoğrafla mı gideceksin estetikçiye? Yok, ben asla kimse gibi olmak istemem. Ben kendim en fazla hani bundan 10 kilo daha zayıftım. 15 kendimi götürürüm.
Götüreceğim tek kişi yine kendim olurdu. Senden de böyle pozlar bekliyoruz. Bekliyor musun? Evet. Hazır mı bunu Türkiye? Bunu kaldırabilecek mi? Sesini kaldırdığına göre. Aşk fotoğrafı kaldıramaz. Fotoğrafı kaldıramaz ama Nursel'in gazıyla özellikle şu şeyde dünkü haberle ilgili ben de artık böyle çıkacağım bir sahne kıyafetim. Hangi haberle? Neyle o? Ay, Seren Gürgüz'e yani o beni gaza getirdi. Selen. Evet gideceğim ben de sallayacağım. Yüzünü elletme. Yüzündeki yeri son derece doğal ve güzel duruyor. O hassas soru gelmiş. Aha, hangi o hassas bizim soru? İkinci sayfanın vazgeçilmezi fotoğrafı da hemen arkaya alalım. Hangi hassas kodadı, soru ya? Kodada atlet. Ya ya şaka mı? Geliyor soru. Bir şey söyleyeceğim. Geliyor. Niye Ali Bey'e atlet iç çamaşır reklam teklifi gelmiyor size? Şu kareler. Ali Bey atletle burayı basarsa artık hiç şaşırmam. Bak soru şu. Yeliz, eski eşin Ali ile barıştığın, gizli gizli konuştuğun söyleniyor. 14 Şubat'ı boynu bükük mü geçireceksin yoksa? Hayda. Ali'nin tepsili fotoğrafına bakıp ağlama krizi geçirdiğin doğru mu? Şimdi bir kere ben küsmedim. Her zaman konuşuyoruz, görüşüyoruz. Yan yanayız. kıç kıçayız. Yani ama bu bir hani yeniden barışıp yeniden evlendik, yeniden sevgiliyiz değil. Bizim çocuklarımız var. Çocuklarımız olduğu için hep yan yanayız. Her an her yerde de görebilirler. Kendisi de son günlerde göz kapağı ameliyatı da oldu zaten. Öyle mi? Ali Bey göz kapağı ameliyatı olmuş. Gözaltı torbası ameliyatı. Vay Ali Bey olmuş. Yenileniyor. Ha, yani bomba gibi gelecek. Sen yeni mi aklına girdin? Kaç yaşında Ali Bey? Vallahi yani bence bir 60 falan yaklaştı gibi. 60 mı? Çünkü niye tahmini söylüyorsun? Bilmiyorum. İnsan kocasının doğum tarihini bilmiyor musun? Bilmiyorum. Ha? Doğum tarihini. Vallahi tam doğum olarak gününü. Net olarak hiç. Ya doğum gününü biliyoruz canım. Ama Ali hani Bey söylemedi tarihini, bence. Şey yapmıyor. Biraz, ser verip ser bence vermedi doğum gününü bile bilmiyor. Hayır doğum hayır. Gününü biliyorum diyordur canım, ki işte 50 küsüre yakın. 1 Ocak. Yok 60'a yaklaştı. Şimdi iyice adamı bana üstüme salacaksınız. Bunu niye koydunuz, niye onu söyledin diye. Yani bizde bir aşk, bir sevgi, yeniden birleşme öyle bir şey yok. Ama hep yan yanayız çocuklarımız için. Yemeğe de gidiyoruz, kahvaltıya da gidiyoruz, tatile de gidiyoruz. Normal yani. Şu tepsiyi evden ayrılırken aldın mı? Yok hepsi Adana'da. Her şeyi Adana'da bıraktım. Tepsiyi, yatak örtüsünü, atleti. İnsan şunu alır. Şu tepsiyi ya alır. Yani abi atletteki tek sıkıntının kaymış olması olduğunu düşünüyorum. Yana doğru onu tek bir düzeltseydi olmayacaktı. Yani. Şöyle dursaydı olmayacaktı. O yılbaşı ağacından sökülmüş olan. Ay, hediye paketinden sökülmüş. Çiçeğe benzeyen ama asla çiçek değil. Bir anlatsana onları kaç teker. Kaç yıl oldu buna peki? 2018 miydi ya? Hala bu inanamıyor hani size. Tepsiyi anlat, tepsiyi anlat. Aşkım ben normalde severim. Geyşe ruhlu bir kadınım. Erkeğe hizmet etmeyi severim. Sadece tepsi değil. Kapıda ceketini giy. Bak şöyle. Hadi, başa hadi tepsi çok önemli bir teker teker Türkiye öğretmen gibi mevzuda. Şunu söyleyeyim. Ben kapıdan giderken önce tabii kahvaltısını yatakta verdikten sonra kocacım kocacım diyerek ceketini tutar, ceketini giydirir, kolonyasını sürer. Öpücüklerini kondurur. Tabii bunlar milattan önce oluyordu. Evet. Bak 2018 diyoruz. Evet. O tarihten beri bu olmuyor biliyorsun. O takımı nereden? Yani. Büfeden mi çıkardın? Bunlar evet aynen öyle. Mutfaktaki büfemin altın kaplama takımı. Bu da el işi bir vazodur. O dalga geçtiğim vazo var ya. Bu kaç bin lira biliyor musun? Şu vazo antika. Bunu itiraf ediyorum. Yılbaşı süsünden kopardım. Apartmanda yaşıyordum. Asla canlı bir çiçek bulamadım. Yumurta diyet olduğu için haşlanmış yumurta, peynir, zeytin. Tam bir Türk kahvaltısı. Evet, tam Ali Bey orada erkeği, diyetteydi yani. Boylu postlu kapı gibi adam gibi Türk erkeği. Atletinin şuradaki şu görüntü olmayaydı. Zaten her şeyi bozan o. Yani David Beckham, ay konuşamadım kız çarpıldım. David Beckham giyiyor da söz Ali olmuyor. Ali Bey mi giymesin? Niye giymesin? Hepinizin içinde bir atlet ruhu var, itiraf edin. Şimdi göz kapağı... Atletsiz var mı? Soyunun atletleri çıkartın. Şimdi bir göz kapağı ameliyatı oldu dedin. Evet. Gözaltı ameliyatı. Benim haberim yok. Erkek bir anda gördüğümde ameliyat olmuştu. Aa haberim hem yok. Hem gözaltı torbasını hem gözüstü. Şu an böyle şiş vaziyette geziyor ama bomba gibi dönüyor sağları. Onu söyleyeceğim sana. Erkeklere 50'den sonra bir haller mi oluyor? Oluyor. Oyuncu Tarık Papuççuoğlu
29 yıllık eşini bırakıyor 50'lerinde. 8 yıl bir ilişkisi oluyor başka bir kadınla. Çok daha genç değil mi? Karısından boşanıyor. 8 yıl genç bir sevgilisi oluyor. Lazım. Ama diyor ki sonra diyor karıma geri döndüm. O da beni affetti diyor. Çünkü 50'lerinde erkeklerin çoğuna böyle şeyler oluyor diyor. Ali Bey'e de böyle bir şey oldu mu? Neredeyse 60'ları beni öldürdü. Tamam. O da sonuçta yine 50'lerinde. Vallahi. Ne yaptın Ali? 50'lerde boşandınız. Ha? Ne yaptın Ali, sen dedin mi? Yok, haberim bile yoktu yani. Neticede bir baktım olmuş. O da belki bak şimdi böyle göz kapakları çok sağlık sorunu. İnsanların görmesini engelliyor. Evet. Her şeyi tabii estetiğe bağlamamak lazım. Ama artık... O da girdi bu furuya. Yapacak bir şey yok. Evet. Sevgili Yeliz Yeşilmen'in ceket düğmesi çile çekiyor. Ben de o düğme gibi hayatta tutunmaya çalışıyorum. Buyur. Açayım. Al. Aynı uğra. Al, al, al. Gayet iyi. Daha fazla açmayayım istersen. Evet. Kabinin evet. Adına. Bugün ikinizi bayağı uyumlu gördüm. Ceketliyiz. Bugün yani ceket var mı bir sıkıntı? Bak nasıl fotoğraflarda şöyle bir göbeğim çıkıyor biliyorsun. Evet. O ödül aldığım şeyde bol de çıktı. Ceket. Var mı? Hayır, var mı göbeğim? Hayır. Sen ya şey ben dedin. ekranda daha kilolu çıkıyorum. Ekran biraz hepimizin fotoğrafta da koyuyor. Öyle çıkıyorum. Yapacak bir şey yok. Evet. Bazen düzeltme yapıyoruz fotoğraflarda. O peki Kardashian ailesinin en genç, en zengin üyesi Kylie Jenner'la devam edelim. Kylie Jenner Paris Moda Haftası'na katılmış, tarzıyla tüm dikkatleri üzerine çekmiş. Jenner'ın kıyafetin önündeki aslan başını görenler gözlerine inanamamışlar. Biz de inanamadık. İzleyelim. Ben de bir defilede gördüm. Evet. O muydu? O. İzleyelim. Gözlüm nerede? Gözlüm düşmüş hayatım yerlerde. Ha, gözlüm düşmüş. Hayvanseverlerden bugün... tepkiler var. Bak şöyle bir şey söyleyeyim. Acayip göze nazara geldik. Türkiye üçümüzü aynı anda kaldıramıyor. İşte bence o patlıyor, bu patlıyor, bir şeyler oluyor. Lütfen gözü olanın gözü çıksın. Bak gözlüğüm de düştü zaten. Aynen. Ben çok ilginç buldum. Önce gerçekten şey gibi düşündüm. Hayvanseverler hani, tepki gösteriyor. Avlayıp da böyle şey. Ben hoşlanmadım. Duruyor. Yani hoşlanmadım, amacını da anlamadım. Hayvanları korumak için ya da bu defilenin bu parasına bir bağış için mı yapacaklar? Bir şey mi yapacaklar? Neden hayvan kafaları var avcılığa orada? Avcılığa özendirmek için direkt. Ya, kesinlikle aynı yani şey bakar düşünüyorum. Bakar mısın? Ne kadar gerçekçi. Şimdi efendim İtalyan moda evi Paris Moda Haftası'ndaki haute couture defilesinin modanın sanatsal yorumuna yeni bir boyut katmış. Hayır, ama koleksiyon çok Dante'nin ilahi komedyasından adı geçen Cehennem Inferno'dan ilham almış. Vahşi hayvanların gerçek boyutlu ve gerçekçi kafalarının şık elbiselere monte etmişler. Ki zaten moda evi o kadar eleştiri aldı ki moda evine girdiğinde videolarda o kafaların atölyede nasıl yapıldığının görüntülerini de paylaşmışlar. Yani bunu yapıyorsan bir bunu temsilen ya bir yere bağış yapacaksın parayı. Hayvanları koruma. Vallahi, hani hiç öyle gözükmüyor mi diye düşündüm ama o bile yanlış. Yani kadar özendiriyor gerçekten. Hayır, özendiriyor. Evet, korkutucu gözüküyor. Nesi şık bunun Allah aşkına? Hiçbir şey şık değil yani. Daha orada Naomi Campbell de vardı değil mi? O da bir kurt mu almıştı siyah? Bir de hayvanseverlerin sesi bak, oluyor. Kardashianlar. Ya tabii kaplanlar. Tabii. Evet. Çok kötü gözüküyor. Ay, inanılır gibi ya değil. Şuna baksana ne kadar gerçekçi duruyor. Bunlar satılmıyor değil mi böyle bu şekilde? Satılıyordur herhalde. Sadece şova başlıyor. Ya kim alır diğer böyle bir şeyi? Sana gelse sen takarsın. Ben kurt. Takar. Kurt. Tabii en atıl azından kurt. O storylerinde görüntü vermek için bir takarsın. Kafama takardım direkt. Bak nasıl takılıyor. Kafama takardım artık. Yarı peki. İnsan yarı şey. Haberlerle devam edelim. Wilma Elf kısa bir süre önce nikah masasına oturdu. Şöyle diyor Wilma. Başlarda bir düşündüm. Acaba evlilik aşkı öldürüyor mu diye sana da soralım Yeliz. Size de soralım ve Wilma'yı dinleyelim. Wilma Elles'ten itiraf gibi açıklama. Aslında evet. Ben evliliği tanıdım. Çok yakın değildim öyle söyleyeyim ama sonra cesaretlendim ve çok güzel oldu. Gerçekten şu anda farkındayım ne kadar güzel bir şey yaptığımı. Alyas göremiyoruz efendim, alışamadınız mı? Alyas şu anda ben zaten sürekli çekimlerdeyim, sunuculuk yani çekimlere başka karaktere gidiyorum. Onun için alyas konusunda çok şey değilim. Disiplinli değilim. Arada bir takıyorum. Evliliğe aslında çok da sıcak bakmadığımı söylemiştiniz. Hani bu düşünce fikir hani ilk olan evlilikten dolayı mıdır biraz yaşadıklarımızdan dolayı? Ben hayatımda ilk defa evlendim şimdi tam anlamıyla. Yani ben ilk baştan dedim ki acaba böyle evlilik aşk öldürür mü gibisini. Ama sonra fark ettim ki hiç öyle değil. Tam tersi aslında aşk büyüyor ve yani tam anlamıyla böyle artık böyle biz birbirimizin
oydu. Yani o benim sayılır, ben de onun sayılırım. O çok mükemmel bir duygu. Sizlerden gelen yorumları arada yenize okuyoruz. Bu ve onun kız gülüşü. Kardeşleri ama özü orada kalmış, oturuyor bir tanesi. Ya bir şey söyleyeceğim. Allah bakıyorum, güzel yorumlar da var ama şimdi evet. Güzel yorumları okuyunca ceketine bir dedi, eğlenmiyoruz. Söyle, söyle. Bak şimdi ceketin, şu yorum he? Çok güzel. Yeliz Yeşilmen ceketinin önünü açınca bol tereyağlı kruvasana benzedi. Ne alaka? Nerede yağ var Allah aşkına? Ben nerede? İki çocuk doğurdum. İki çocuk doğurdum. Gayet. Yağ aldırmadım, liposakşin yaptırmadım. Gerdirmedim oramı buramı yani. Bırak. Yaptırmada, yaptırmada. Gayet sizin yüzünüz. Yüzünüzden başıma bir sürü estetik şey açacaksınız ya. Sana bir yok, şey söyleyeyim mi? Ben seni kaç yıldır, 20-25 yıldır tanıyorum. Evet. Şu halin en iyi hali. Hatırlıyor musun? En iyi İlk hali. Beni bikinili çektirten arkadaş kanıma evet. İlk hatırlıyorum. Kırmızı hayatım. Bikinili. Sinan'la beraber gelmiştik. Bak, çok güzel fotoğraflardı. Hatırlıyorum. Bütün full time internetteki ilk fotoğraflarım sana ama çok güzel resim. Nerede? Ya ah. Peki Neli'den ben de mi sende? Yorumlara bakıyoruz. Ben de miydim? Yorumlardan çıkamıyoruz. Peki sana da soralım. Seyircilerimize de soralım. Hı. Elinizde insanlığı kurtaracak bir güç var ama hı. Aşkınıza ihanet etmek zorundasınız. Hı. Aşkınıza ihanet eder misiniz? Ama insanlığı kurtaracağım. Bu soruya hı. Mert Ramazan Demir ve Burak Deniz'den farklı yanıtlar gelmiş. Bir onları izleyelim. Senin verelim. Cevabını da merak ediyorum. Biz de verelim. Senin de cevabını merak tamam. ediyorum. İzleyelim. Tamam. İki tane soru hazırladım. Elinizde insanlığı kurtaracak bir güç var ama aşkınıza ihanet etmek zorundasınız. Aşkınıza ihanet eder miydiniz? Hayır. Yansın dünya. Önemli olan benim aşkım diyorum ben. Ben de önemli olan benim aşkım. Sen ben de aksine diyorum. Nasıl? Bayağı dünyayı kurtarırdı ya. Kesinlikle. O ne saçmaymış. Ne ben yapayım niye... ya? Benim i̇şte de aşkım olmayıversin canım. Ben... Sen? Evet, Yeliz'le başlayalım. Yeliz. Aynen. Ya ben eğer gerçekten bir dünyayı kurtarma meselesi varsa çaktırmadan olabilirdi yani. Çaktırmadan olmaz. Çaktırarak mı? İhaneti çaktırarak. Karda yürüyüp izini belli etmesen. Hani dünya da kurtulsa o da üzülmese. Olmuyor mu? Bir orta yol bulamıyor mu? Sen çok fena ya. Ben söylüyorum net. Net. Aşkım için dünyayı yakar yıkarım. Ya hepimiz ölelim. Allah Allah. Sen aşkınla tek başına kal. Hmm. İki kişi ne yapacaksınız? Benim dünyam o. Benim dünyam o. Tamam iki kişi ne yapacaksınız bütün dünyada? Ya, yani. Kafa dinle. O acaba yapar mı aynı şeyi bir de? Bunu yapacağın yapar, kişi karşılığında yapar. Yapar yapar. Yapar. Sen söyle sen yok, ne yaparsın? Ben... Ya şimdi bir dünyayı kararsız kurtaran kaldım. Adam değil. Olay var. İnsanlar, çoluk, çocuk, herkes ölecek. Yani yok. Kendimi öldürsem. Ben bir kere benim kendini önce ortadan kalkalım. Ha, şöyle bir şey var. Aşkım ben da çocuk odaklı yaşıyorum. Kurtulur. Çocuklarım o dünyada yaşadığı için bir anne olduğum için çocuğumu kurtarmak için her şeyi yaparım yani. Hmm. Çocuk kurtulunca zaten tüm dünyayı da kurtarmış oluyoruz. Peki sonra aşkını İçeride. Seçeceksin. Tüm dünya gidecek. Aşkınla birbirini yiyeceksin ona. Çocuklarım benim en büyük aşkım. O kadar da aç değilim yani. Öyle bir doyurma isteğim yok. Ruhum doyuyor. Ama yok sevdiğim bir 20 kişiyi falan ayırırım ama. Ha, yok öyle. Niye? Onlar da gidecek. Seni bak. De aldım. Hayır. Geldi. Olmaz. Hepimizi gömdün. Hadi oradan. Sen geldi. Reha geldi. Sen bencil davrandın. Hayır canım 20 evet, kişiyi dünyayı aldım. Yakarım ne? Bu bencillik annem olur. Falan hepsi geldi buradalar. Nasıl herkes biliyorlar? Herkes aldım. Onlara yo, ayırdım hayır. Ben. Bir kişiyi seçeceğim. Ya hep ya hiç değil mi arkadaşlar? Ya hep ya hiç. Nur seni bile... Attın yani. Ay bak, kıyamam ona ben. Yok yok o da geldi o da burada. Çok kritik koruma bir soru ben. Yani. Kim aşk evet. desen vay diyecekler herkes gitti. Bu sefer de insanlık diyeceksin. Ya öyle bir aşk da kalmadı zaten. Aşkı sadece kaldı demiş. Diyecekler. Çok fena bir soru öyle yani. Öyle bir aşk da kalmadı. Kimse kimse için dünyayı feda etmiyor. Seyirciler ne demiş diye bakıyorum. Seyirciler Yeliz'e yazılıyor tabii ki. Yeliz'in o saçının önündeki ya. O aparata takmış. Ya neden neden? Ay Allah'ım yarabbim çıkarıyorum. Geri, vallahi çıkarıyorum. Ha, geldiler bana. Çekersin Al çıkar anasını satayım. Daha güzel. Yeter ya. Arkadan öyle sallayın. Yeter diye kafanızı atacağım şimdi bunu ben size. Çıkaramadım. Vallahi daha güzel durdun. Burada kal. Kalsın. Benim bu var ekel adamlar. Peki senin. Beni buradan çıkaramadım. Gel, senin. Gel yolayım seni. Gel. Çıkar şunu. Yoldular saçımı başımdan. Gel yolayım gel. Yolayım gel. Gayet güzel. Ben... Ne bu istiyorsunuz kalsın, benim parçamın? Tam böyle dursun artık. Oraya böyle yapışmış o. Seni. Oraya yapışmış o. Sen kendine senin çeki... Senin parçan olmuş bakayım artık. Mi? Ay. Tamam ay, sen kendine... Rahatladık mı ülkeciğim? Evet. Sen kendine rahatladık. Çeki ne düzen yapar? Vermeye çalışırken Yıldız Tilbe'nin çeki düzen vermesine gidelim. Evet evet ona gidelim. Makyaj ve süslenme videosu. Bugün bu sabah bizi izleyen
tüm kadınlara ve bizlere ilham olsun. İzleyelim. Sen merak etme, hepsini komple çıkarıyorum. Ne var? Kuaför çağır. Kuaför gelsin, evet, bu arada. Evet. Kuaför. İzleyelim. İzleyelim. Yok, beni izle. Yıldız Tilbe'yi ya başıma derken... şu programda gelmedik kalmadı. Evet. Perçemi nihayet çıkar. Çok yakıştı sana. Sarıyla. Sana bir şey görüyorsunuz değil mi? Beni ne hali, çabuk gibi yoldular beni. Kendi saçımızı renginde bulalım ve takalım. Perçemi nihayet çıkardık. Aşkım, bütün Seda Sayan, Emel Sayın, bütün sanatçılar bu perçemi yaptırıyor ve saçını kestirmeden takıyor. Siz niye benim perçemi al? Başka bir neyi çıkartın? Daha güzel oldu. Başka ne çıkartmamı istiyorsunuz? Paçalı tabuğa. Aşkım, başka bir şey çıkartayım bana mı? Bana daha çok yakıştı. İstiyor ben musun? Yok hayatım, böyle güzel oldu. Ceketini tamam. Çıkart. Ya hayır. Ver bakayım. Ya. Bunu bence... Ay, böyle bir canlı yayın yaşamış mıydınız? Hiç yaşamadım. Arada böyle bir seveyim bunu burada. Orada kalsın o. Gerisi, senin hatıran olarak kalsın. Onu kalsın. Daha da açıyorum. Şöyle hoşuma gitmedi. Omzumda taşıyorum. Yavaş yavaş soyunacağım yayının sonuna tamam. Doğru. Yıldız Tilbe'den makyaj tüyoları aldık. Nasıl aldık, makyaj okay. Yapılmayacağını öğrendik. Şahane. Şimdi... Ne güzel, hoş geldin. Yayındayız yalnız ha. Biliyorsun değil mi Ümit? Bugün. Gel. Gel. Ay, ne kadar gülmüştü. Yok, gerçekten yayındayız da. Gel. Ay, böyle doğal bir yayın. Şunu... Vallahi olmaz. Ben bu kadar doğal bir yayın bugün. Yani bugün şey, elektrikler arada bir gidip geldi. Kuaför girdi. Evet. Bence güzel oldu, güzel oldu. Teşekkür ederim. Tamam, çözdük. Çok teşekkür ediyorum. Ay, sağ ol. Benim şu perçemini mi taksaydık Ümit acaba? Şaka yapıyorum. Korkuyorum. Beni farklı farklı soyadabilirler. Her şey olabilir yani bu yapımda. Çok güzel oldu. Ay, bir rahatladım yalnız. Rahatladık mı? Evet, bu ne? Kafanda. Fazlalığı attım. Ben size özenip çıkaracağım. Özentiyi al. Birazdan makyajını da çıkaracağız kızım. Burası başka renk, öbür tarafı başka renk. Nasıl da o ya? Artık öyle yazmıyorlar. Ne yazıyorlar? Bakayım. Bunlar var ya, ah bu. Bakayım. Sosyal medya ailesi. Bakayım, çok ne yazıyorlar. Fena. Bekle. Bakalım neler sayenizde yazıyorlar. Güldük, gençleştik, teşekkür ediyoruz yani. Biliyorsunuz her kahkaha insanın ömrünü ömür katıyor. O yüzden Yeliz'in Kahkülü tweet'inin canavar hali vardı, ona benziyor. Doğru. Yeliz çok güzelsin. Bakayım. Yeliz, Allah seni nazarlardan korusun. Ay, tabii. Benim kuşa benzetmişler. Beni bu kuşa benzetmişler. Ya perçemim, bittim ben, Allah'ım ya. Görünmüyor. Gördüm. Beni gördüm. Bu kuşa Yeliz. Beni bu kuşa bir şey benzetmişler. Var. Seni Antalya'da görmüş birisi. Ama bak, hoşuna gitmeyebilir. Hoşuma gitmeyecek mi? Hoşuna gitmeyecekse nereye mi görmüş Antalya'da? Aa, sen oku. Cevap vermek istiyorsan reklamlardan sonra. Reklama bilmiyorum. Gitmemiz gerekiyor. Ay, ciddi mi? O kadar mı? Yok, Rus kadınlarına benzetmiş beni. Yaşlı ama başka Rus kadınları. Bir şey, başka çok bir şey de var. Çok çirkin ve soğuk ve iticiymişim, okudum. Vallahi ben bunun sahte bir hesap olduğunu düşünüyorum. Girin bakın hesaba lütfen. Bakıyorum. Ben, sahte beni zaten hesabına. Antalya'da görüp gelip yanımda konuşuyor insanlar ya. Evet. Ceylan'ın fotoğrafı var, profil fotoğrafı. Küçük Ceylan. Hadi ruh halini düşünün. Yazan kişinin. Canım, sana gerçekten Allah yardımcın olsun. Git bir tedavi ol, tamam mı? Evet. Hadi bir reklama gidelim, tamam mı? Reklam. Gittik. Oyuncu Engin Günaydın, kendisinden 20 yaş küçük sevgilisi Buselen Somer'le önceki gün Taksim'de görüntülendi. Yokuş çıkarken yorulan Engin Günaydın bir ara kaldırıma oturup soluklandı. Yokuş çıkarken yorulmuş, daha da 51 yaşında. Belki ha? Hiç sevgilisi olmayabilir. Sevgilisi de 31 yaşında, 20 yaş fark var ama 31 sevgilisi 51. Sevgilisi olduğuna emin miyiz? Evet, sevgilisi, eminiz. Evet. Ha, Engin'le biliyorsunuz Aşkım Aşkım'da çalıştım. Çok yıllar öncesinden tanıyorum. Ciddi Tarık misin? Usta'ydı ya. Orada aşçıydı. Aa. Onun ilk oyunculuk deneyimi zaten Aşkım Aşkım. Ay, hiç hatırlamadım, Tarık Usta. Biliyor musun? Hani ha, bizim bir de Japon'da bakayım. Aşçımız da vardı. Bak, aa, oradan kareleri evet. Bulsalar süperdi.
Ama çok bana sevgilisi olduğunu bilmiyorum. Şimdi yorum sevgilisi, yapma sevgilisi düşmez de neyse. Ama aradaki yaş farkını yazıp daha sonra da yoruldu, kaldırıma oturdu, biraz dinlendi falan diye. O biraz sizinkine takıldım ben. Eklemesi olmuş bence. Yok hayır, fotoğrafı çeken arkadaşlar da diğer karelerde var. Belki 2,5 saat yürüdü, belki adam koştu. Geçtiğimiz aylarda sevgilisinin annesiyle de tanışmış. Evlenecek evlilik söyleniyor. Hazırlığındalarmış. Yani evinin fiyatına kadar var bu kadar detaylı ya, bir burada haber. Bakınca böyle bir yaş farkı varmış yok gibi durmuyor. Sen Madonna ile sevgilisinin bir resmini getirsen Allah aşkına o ekrana. İşte. İşte orada yaş farkı ortada. Sence evet sadece Madonna ve sevgilisi Madonna Türkiye'de 64 yok yaşında, da sevgilisi 23 yaşında. Bir yan yana görüntüleri de var, o da gelebilir. Buyur bak. Burada çocuğu gibi yani. Ay Madonna'ya ne oluyor ya yüzüne? Yani gerdireceğiz diye de bakar mısın evet bu hali? Evet ya, bütün doğallığını kaybetti. Şey mi? Siyahi mi yani senin? Evet, 41 yaş. Evlat evet, edilmiş yaş olabilir mi? Yok, evlat 23 değil yaşında. Çok evet seviyormuş. Evet, çocukları da vardı. Android Dar. Evet. 41 yaş. Var arada. Hı hı. Ay neyin kafasını yaşıyorsunuz ya? Zaten erkekler 60'ında da çocuk, 20'sinde de çocuk. Yani eline şeker ver gezdir o zaman. Bu kadar genç erkek düşkünlüğünü, bunların bu azgınlığını ben çözemedim. Dedi ilişki uzmanı. Ya, gerçekten çözemedim. Kendisine çok teşekkür hayır ediyoruz. Ses uzmanı diye başladım. İlişki uzmanı, i̇lişki uzmanı diye bitiriyoruz. Evet. Ha, ben yanlış aldım ama sen ses dedin değil mi? Geriz'cim çok teşekkür ediyoruz. Biraz sonra sosyal medya hesabından paylaşırsın. O masaya en çok sen yakışıyorsun. Bu arada psikoloğa gitmek, psikoloğa gitmek yerine yemin ediyorum buraya gelmek daha mantıklı. Bütün sinirimi antidepresan gibi geldiniz bana. Antidepresanla kapatalım. Hadi azıcık söyle. Kapatalım. Aşkım ben bir okumadım gitme şu an. Gitme buradan. Tamam birlikte okuyalım. Biz hadi gidiyoruz bu arada. Evet. Yarın nerede görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hadi görüşürüz. Elinize vallahi bilmiyorum şarkımızı. Önünde sözleri. Müziği verin de üstüne okuyalım hadi. Hadi. Gitme buradan. Sen olmadan ben asla yaşayamam. Kesmiyor ne ilaç ne antidepresan. Böyle miydi? Evet devam. Çözemedim valla çok enteresan. Nan, 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 nan. Kafayı yemeden mi gidelim efendim? Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.